Böyle olacağını bilseydim konuşur muydum ben babamla? Kovulmuşsun işte. Ben seni daha niye geri işe aldırıyorum ki? Dediklerini duyuyorum canım. Aman duymasan hatırım kalır canım. Alayım onları böyle. Bunlar ne Şebnem? Kulüpte çıkacaksın ya, sahne kostümleri. Ne? Takım elbise Selim, Allah aşkına görmüyor musun ya? Benim hayatta işim olmaz takım elbiseyle. Zaten şu son 20 gün içinde benim takım elbise kotam doldu. Hiç kusura bakma. Hanımefendi. Ya o... tamam biliyoruz canım, biliyoruz. Takım elbise tarzın değil, anladık. Ama onların hepsi geride kaldı. Şebnem sen beni gerçekten dinlemiyorsun. Canım bu paramanı alalım mı? Birini buraya, birini şuraya. Teşekkürler. Bunlar ne Şebnem ya? Oldu olacak bari jüri de çağır, tam olsun Şebnem. İlkokul düzeyindeki esprilerin bittiyse eğer... sizi lütfen paravanın arkasına alalım. Buyurun. Tamam. Bak baştan söylüyorum. Bir tane deneyeceğim ve denediğimi alacağım. Haberin olsun. Tamam Selimciğim. Hadi. Hadi geç sen bakalım. Hadi. Oh. Hah getirin onları da. Çok güzel. Bu kadar daha yok mu? Sabah ilk uyandığında ya da yatarken... uykuluyken, uykusuzken, yorgunken... saklasan da gizlesen de kötü de giyinsen, kilo da alsan kilo da versen, yaşlansan da çok güzelsin, çok güzelsin. Şu dünyada benim için sevgilim. Nasıl olmuşum? Güzelsin. Şahane. Yani çok güzel olmuşsun. Yani ben seni beklerken birkaç bir şey getirmiştim kendime canım sıkılmasın diye. Sonuçta senin asistanınsam senin kadar şık olmalıyım değil mi? Kesinlikle. Ben oturayım o zaman, sen devam et. Ah yemezler. Dön bakayım bir sen. Sen hiç provaya gitmedin mi hayatında? Yok. Bak şimdi beni izle, benim gibi yapacaksın. Ya tam anlamadım nasıl döndüğünü. Bir daha döner misin? Dikkat teyze. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hep tık. Güzelsin. Daha Allah Allah. Dar mı senin o ceketin? Ha? O bir kolanı bir kavuştur şöyle. Yok, yok olmamış daha bu ceket. Ayrıca onun paçaları falan. Git de işte şunu ya. Hadi. Of. Ama vallahi çok güzelim ya. Ne giysem yakışıyor. Yani bugün bir 5 santim daha uzun olsaymış... podyumların tozunu attıracakmışım. Allah da işte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Hani oydan almış, akıldan vermiş. Nasıl? Yani fena değil de soluk göstermiş seni biraz bu. Aa, beğenmedim git çıkar. Hayda of. Hadi hadi. Of. Ulan bu da çok yakıştı ya. Hangisini alsam acaba? Hepsini mi alsam ne yapsam? Bakar mısın canım? Bunun bir beden büyüğü var mı? Hemen geliyor. Ben şey yapayım o zaman. Bir şey mi oldu? Yo. Ne olsun ki? Allah'ım Şebnem sanki hayatında hiç çıplak erkek görmedin. Deme kızım ya ne bakıyorsun? Ettin gözünü adama. Hayret bir şey. Koca gözünü açmış bir de böyle. Ver şunu ver.
Ne oldu? Kıskandın mı? Ben mi? Niye kıskanayım ya? Kıskanmadım tabii ki. Buyurun Selim Bey. Şey yapma sen, uzaktan şey yap. Hadi, hadi git sen. Git içeri sen de dolaşma böyle. Allah. Vay, yine çok yakıştı ya. Gerçekten harika bir kızım. Yani ne giysem yakışıyor. Güzellikle kustanmışım gerçekten, asaletle. Bu nasıl? Heh, bak en güzeli bu oldu işte. Hadi git ceketi de giy de görelim. Çok güzel oldu. Maşallah, omuz da omuz değil, hava alanı mübarek. Biraz geniştir omuzları. Biliyorum. Kravat şey yapayım ben ona. Dur bakayım. Heh, al. Hop, hadi bakalım. Hayatında hiç kravat bağlamadın mı çocuğum sen? Yok. En son lisede. Ver şunu, ver. Ver. Ben nefes alamadım ya. Tamam tamam, oldu oldu. Gel bakayım. Tamam. Çok yakışıklı oldu. Sağ ol. Ah, çok şükür. Şimdi. Buyurun. Selim Bey, takımınızı buraya asıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen niye bir şey almadın? Şebnem Hanım, askıyı olduğu gibi bırakıyorum, değil mi? Evet canım, Mersi. Pek inandırıcı gelmemişti zaten. Yani Şebnem Gülse öyle alışverişe çıktığı zaman 8-10 torba tişörtle, 5-10 çift ayakkabıyla, 20-30 elbiseyle çıkmaz. Alışveriş yaptığı mağazanın tamamını alır. Yani gerekirse kredi kartı eksiye düşer, gerekirse banka tarafından takibi alınır ama kalitesinden asla ödün vermez. Anlaşıldı mı? Kesinlikle. Aferin.